Yani ben seviyorum, tiyatroyu izlerdim, işte ufak tefek kurslara katılmıştım ama hani bunu akademik olarak bir eğitimini alıp hayata geçirmeyi hiç düşünmemiştim. İlginç. Sonrasında işte bir şans eseri ucundan yakaladığımı düşündüm en başında ve devamı geldi. İlk günümü de kütüphane o zamanlar yeni yapılıyordu, bundan 4 yıl önce. Henüz daha çiçekleri ekilmemişti, kabataslak çıkmıştı. Bizi orada sınava aldılar. Ben tabii bilmiyorum, bazı arkadaşlarım var bu konuda daha deneyimliler. Nasıl bir jüriyle karşılaşacağımı, kimlerin olacağını, bana ne yapacaklarını hiç bilmiyordum. Bu Jüride gaz kimler odasını... vardı? Jüride Çetin Özen vardı, Cevan Şirguliyev vardı, Zerrin Akdenizli, Figen Yaman, İbrahim Hoca vardı, Mutlu Sayın Sayın Demir vardı. Başka hatırlamadığım var mı? Bu kadar mı? Yok. Mustafa Hoca Ünlü vardı. Hocam. Aa, Mustafa Ufuk Çevik vardı. Böyle bir jüriye girdik. Hepsi işte ben çok korktuğumu hatırlıyorum. Ayaklarım böyle geri geri gitti. Dedim ya çık git burada, ne yapacaksın sen? dediğim oldu. Sonra baktım onların benle elektriği iyi. Benim onlarla elektriğim iyi. Bir şeyler istiyorlar benden. Onları yapıyorum. Masada bir metin vardı. Onu okuttular. İşte hazırladığım bir parça vardı. Onu sundum. Bana çeşitli hareketler yaptırdılar. O zaman anlam veremediğim çeşitli Tabii, hareketler. çünkü hele de daha hiçbir önce şey, deneyim evet. olmayan biri için müthiş yeni bir dünya. Kesinlikle öyleydi benim için. Senin için var mı o günden kalan özel bir an? Ben aslında üniversite araçlarındaydım. Sonra hiç aklımda yoktu böyle bir bölüm benim ve şans eseri gazetede okudum. Son bir gün kala. Kader ağlarını örüyor. Son bir gün kala işte sahne sınavları ve yani benim damdan düşer gibi oldu buraya girmem. Ben tiyatroyu hiç bilmiyordum. Tiyatronun Bunu tesisini seni nasıl bilmiyordum. karşıladım, onu anlatsana. Aa, çok güzel bir babamla gelmiştim. İşte can arkadaşımız babamın karşısına geçti. İşte ben oğlumuzun şan hocası. Şan en beceriksiz. Şan tabii. Sonrasında hayal kırıklığına uğradım ama şan konusunda. Belki küçükken hani böyle bazılarınızda vardır oyunlar yapmak filan. Sen de tamamen Ben bütün mahalleyi hayallerin toplardım. bütün hayatım oyundu. Bütün mahalleyi toplardım. Ben küçükten beri hayalim hep zaten şarkı söylemek, sahneye çıkmak. Bak sonuçta yani aynı noktaya geliyoruz. Hasbelkader dediğiniz nokta aslında şov dünyasının sahne ışıklarının altında olmak gibi bir hayal var sonuçta. Yani Vardır. çok da hasbelkader değil.